Ermeni kadın geldiğinde onlara bir harita vermişti. İddiası şuydu. Az önce gösterdiğim evde dedi ki biz bu evde oturuyorduk. Benim dedelerim bu evde oturuyordu. Bu evin altında bir mezar var. Mezarın yanında define var. Define sizin olsun. Benim istediğim kitap ve kemer. Sokağın önü çok dar. Ön tarafta oturan insanlar diyor ki ya buradan bir şey çıkmadı kardeşim, nasıl bir şey çıktı diyorlar. Ama arka tarafında bakın ben şu an giriyorum içeriye. Şu an girdim. Evet, girdiğim delik burası. Bak, kutsal ayı sandığı çıkıyor. Şimdi dur diyeceğim arkadaşlar, unutmayın. Eliniz tuşta olsun. Şimdi çok ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Devam ediyoruz. Şimdi kutsal ayı sandığı havalanacak. Dur. Ayasofya. Ayasofya'nın içine bak, yukarıda evet. Hazreti Muhammed lafzını gördük. Burası Ayasofya'nın içi. Konuşmadığımız şu Tarsus konusu. Sen gittin, gördün, videoların da var. Bununla ilgili araştırmaların da var. Uzun süredir var. Bir, Tarsus'ta ne vardı? İki, ne arandı? Bir şey arandı mı? Bulundu mu? Ne bulundu? Ya da söylenebilecek anlamında, yani şu an ekranlarda araştırmaların sonucunda... Arkaya verebiliyor muyuz? Araştırmanın sonucunda ne gördün? Konuşmadan ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şu abi? Arkaya verebiliyor muyuz bunu? Bu videoyu mu? Benim tamam. Olduğum videoyu. Tamam, arkadan alalım, oradan alalım. Şunu da söyleyeyim, Kürşat abi bırakayım Tarsus konusunda. Tamam. Tarsus'la alakalı yaklaşık 2017'den beri değil mi abi? 2017'den beri biz zaten Kürşat abi insanla söylüyor, geldi konuşuyor. Bu aramaya. Hatırlarsan abi radyo programlarında bile biz o zaman konuşurken kimse Tarsus'un ne olduğunu bilmiyordu. Aynen öyle. Sonradan bu Tarsus böyle biraz daha çıktı. Vola alalım. Sen ayakta göstermek mi istiyorsun? Ya beraber kalkalım, aynen. Koray da zaten konu. Ya da böyle şeyi. Sen daha net anlatırsın. Ekran tam alalım. Dar olmasın orası. Koray sen biraz bana doğru geleceğim. Gel. Ha, bana doğru gel. Yönetmenim. Vola alalım. Onu evet, akıtır. Sen üzerine konuşabilirsin. Hangisini alalım? İki mi? Evet, biri mi alalım? Yok fark etmez. Şimdi bak. Burada Tarsus'a gitmiştik. Sevgili Caner Toygar selam, kardeşimle selam beraber. Olsun selam olsun. Bu YouTube'da var olsun. Şu anda bu video. Evet, Caner'in kanalında. Caner'in kanalında var. Tarsus'a gittik. Tarsus'ta ne olduğunu, nasıl olduğunu vesairesini anlattık. Şimdi bakın arkada bir ev var. Birazdan onu da göreceğiz. Caner'in arka tarafında duran ev. Değerli izleyiciler. Burası bakın şu ev. Asıl mesele şu ev. Kırmızı. Bir geri alabilir miyiz? Bir geri alabilir miyiz? Geri alıp durdurma şansımız var mı arkadaşlar? Azıcık ileri. Bir sahne atladığında o evi net göreceğiz şimdi. Tarsus, bravo, durduralım burada. Dur. Şimdi şu evi görüyoruz. Burası eski tuğla dediğimiz kerpiçten yapılmış bir ev. Evet. Burada kalalım. Videoyu daha sonra oturduktan sonra oyunu devam ettirebilirsiniz. Şimdi Murat, bize söylenen her zaman şuydu. Senin alt tarafında kırmızı bir ev görüyoruz. Tarsus'taki bahsedilen ev, kazı yapıldığı söylenen ev, altı kazıldığı iddia edilen ev o kırmızı evdi. Meşhur 52 sokak kırmızı ev. Bravo. Ben de en başından beri şunu iddia ettim. Dedim ki bakın kardeşim. Onu da gösterelim. Şu an görünmüyor ekranda. Yaklaştırırsak anlatmaya yer. Devam ederken reji onu ayarlasın. Şu daire içerisinde görseli de tam alalım. Ben devam de en başından beri şunu iddia ettim. Dedim ki bakın kardeşim. Ermeni bir kadın var. Bu Ermeni kadın elinde haritayla geldi. Bazı definecilere ulaştı. Bu defineciler ile birlikte bir adım geri gidersen tam gözük çeker herhalde. Tam sana. Heh, şu, bravo. Şuradaki. Aynen. Şurası. Murat'ın ben, gösterdiği kırmızı ev. Ben buradayım. Hı-hı. Aynen öyle. Doğrudur. Bu kırmızı ev. Evet, şurada. Bahsedilen konu olan bu evde altı kapatılan bu evde iddia edildi ki bu evin altında çok büyük bir yeraltı şehri var. Biz de en başından beri şunu iddia ettik. Dedik ki bir Ermeni kadın var. Definecilere ulaştı. Elinde haritayla beraber geldi. Bir ev aradı. Bu bahsettiğim şu an benim arkamda duran bir ev var. Bu evin hemen önünde başka bir kırmızı ev daha var. Hmm, videoyu akıtalım. Devam etsin video. Olur. Tamam. Olur. Video devam etsin. Sen devam et anlatmaya. Girdiniz mi evlere? Peki tabii kapalı girdim. Mı şu an? Yani girdim, bir girdim. Engelleme falan yok mu? Bir müdahale? Var. En başta yani şunu izin söyleyeyim. İzin mi alıyorsunuz? Biz, tabii bir ev var. İzin biz, aldınız mı abi? Biz yani? Özel izinle girdik. Evlere girmek yasak. Yeni sahibi var bu arada o evin. Mülk değişti. Kırmızı başka evin mi? Bu, bu arazinin, gördüğümüz arazinin bir yeni sahibi var. Orada bir kardeşimiz sağ olsun çok güzel ağırladı bizi. Devlete ait değil değil mi abi? Herhangi bir şey yok yani. Evet, bunu durdurabilir miyiz? Tam bunu bir anlatayım ya. Burası devam en dediğin ev herhalde. Burası Ermeni kadının aradığı ev. Ermeni kadın geliyor bu evi bulamıyor. Ama daha sonradan arıyorlar bu evi buluyor. İddia şuydu kırmızı evin altında kazı yapıldı diye. Ben de şunu iddia ettim. Hayır dedim. Başka bir ev var. Bu evin altında kazı yapıldı. Ve oraya gittiğimde
Şimdi videoyu oynatabiliriz. Bu kırmızı evin hemen yakınında değil mi abi? Karşılıklı. Karşı karşıya. Evet, karşı karşıya. Şurada gözüküyor. Ve oraya gittiğimizde gözlerimizle şunu gördük. Ben haklı çıktığımı gördüm. Gerçekten de kazılan kırmızı evin içi değil, bu evin içiydi. Çünkü şuna iddia ettim. 2011 evin içi, bizzat içi. Yani, tabii. 2011 ve 2012'de bir kazı yapıldı. Buranın ayrımını yapalım. 2011 ve 2012'de bir kazı yapıldı. İlk kazıda polis memuru şehit edildi. Evet. Çok hızlı ve özet gidiyorum. O şehit edilme olayında polis operasyon düzenledi ve 7 kişi tutuklandı. 7 kişi tutuklandı. Nerede tutuklandı? Bu evin altını kazdıklarında tutuklandı. Ne zaman tutuklandı? Lahiti bulduklarında tutuklandılar. Lahiti buldular. Bir lahit mi bulundu? Açmadan önce ilk bulunan lahitti. Tamam. Açmadan önce tutuklandılar. Burası o evin bahçesi. Az önce bizim girdiğimiz bulunduğumuz yer üst tarafımız. Burası? Şu. Böyle. Orası arka bahçe. Polis bariyeri var orada. Evet, burası yine kazılan evin, kırmızı evin bahçesi. Ben şurada demirlerde tünelle girdiğim yer orası. Hmm. Tünel değil de bir oda gibi, mahzen gibi bir yer. Aşağı bodrum gibi değil mi abi? Evet, evet. Öyle görüyorum. Evet, evet. Bu şu an şey mi? Kazılan tünelin... Burası kapatıldı. Yani bu beyaz ev mi burası? Yok. Burası bahçe. Bahçe. Beyaz evden kırmızı evin altına doğru bir yer vardı. Evin altı da değil, merdivenlerin olduğu yer. Lahiti oradan çıkardılar. Ama burası daha sonradan kapatıldı. O zaman tünel var oradan oraya. Defileciler işmiş. Aslında tünel yok. Ha, onlar kendi yapmış. Evet, evet. Evet. Burası arka bahçenin olduğu bölge. Orada da bir durabiliriz de neyse önemli değil. Ya burası şunu kırmızı evin yani içi bu arada. Bir arama. Uzun yıllardır konuşuluyor. Tarsus konusu da. Tabii, arama yapılmış. Dediğin gibi birçok arka planında hani küreselci yapılardan tut. Yine Türk tabii MİT'e bağlı özel kuvvetler kurmuşlar. Kuvvetlerin olduğu yani. Bir arama, bir şey bulundu ya da bir boyut kapısı vardı. Orada başka şeyler oldu. Gibi bir sürü iddialar var. Onu sormak istiyorum. Yani burada bak, ne oldu? Tünele girdiğim yer. Hemen ona cevap vereyim. Oynatalım. Bak Caner orada bekliyor. Burada da çok enteresan bir şey oldu. Sen gözlüğümü, aşağı mı giriyorsun? Evet, o tünel dediğimiz yere giriyor. Şu an açık ve herkes girebiliyor mu oraya? İçeriye girersen girer. Özel izinle girmek dedi ya. Tamam izin ama yani sonuçta aşağı girmeye izin var. Yani o bölgeye girersin de tünele de sokmazlar. Ya o özel izin alıyorsa oraya da girmiştir yani. Ya oturabiliriz. Bundan sonrası evin önünde anlattıklarımız. Bunu YouTube'da Caner'in kanalında Tabii Caner'in Caner Toygar'ın kanalında. Tam halini izleyebilirler. Şimdi gelelim senin sorunun bana göre olan cevaplarına. Şöyle bir yani bir olağanüstü bir şey gördün mü onu da sorayım. Evet, bir bana evveli zamanda bir video izletildi. Bu izletilen videoda insan boyu kadar olan ve aynı zamanda uzunluğu da bugün İstanbul'da Yuşa Peygamber'in kabrinin uzunluğunu bilmeyen yoktur. Evet. O kadar uzun olan bir lahitin videosuydu. Yanında da ilk defa bana izletmiştin abi. Çok iyi hatırlıyorum. Bravo. Evet. Mecidiyeköy'de izletmiştim. Bravo. Kesinlikle. Yanında bazı önemli insanlar vardı üniformalarından. Onu anladık. Ama bizi ilgilendiren şurası. O lahitin hemen üzerinde bazı motifler vardı. Bu motifler de işte kamera çeke çeke geliyor. En başa geldiğinde boynuz figürü. Boynuz figürünün ortasında da bir buzağı figürü vardı. Biz buzağı figürünü nerede gördük? Hazreti Musa olayında gördük. Turdağ'ın olayında. Evet, Hazreti Musa. Bağlı da biliyoruz. Tabii. Bağlı biliyoruz. Hazreti Musa olayında gördük. Bu nedenle oradaki lahitin Hazreti Musa ile bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, abi o zaman o evin altındaki Hazreti Musa'nın mı kabriydi? Bilemiyoruz. Böyle bir iddia mı var? Böyle bir iddia mı var? Tabii ki. Kabri olabilir tabii tarzında. Tabii ki. Daniel Peygamber değil. Daniel Peygamber'inki başka yerde olduğu düşünülüyor. Evet, evet. Oradaki kabrin Hazreti Musa kabri olduğunu düşündürüyor bize. Gerçekten orada var mıdır bilemiyoruz ama Tarsus çok mühim bir yer. Evet. Ve bak çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. İddiam şu. Göreceksiniz çok yakın bir zamanda, çok uzak bir zaman değil, çok yakın bir zamanda orası yeniden kazılmaya başlanacak. Bak bu çok önemli. Orası yeniden kazılmaya başlanacak. Hemen bu Tarsus'un kazının yapıldığı evin yakınında büyük bir tane taş tapınak var. Çok devasa bir tapınak. Bu devasa tapınağın üzerinde bazı kazı çalışmaları yapıldı. Hı hı. Ama bunlar yüzeyseldi. Hem yerli hem yabancı. Arkeologlar geldi araştırma yaptılar.
ve ne olduğu, neden yapıldığı bulunmadı. Bir sürü bölmesi var, sadece tahminlerden ibaretti. Ama asıl amacı bulunmadı. Şimdi Hristiyan bir tapınak mıydı? Aziz Pavlus da var ya, o yüzden soruyorum. Aziz Pavlus'un yeri Tarsus. Tabii tabii, daha önce Aziz Pavlus'un kabri olduğunu da söyleyenler var bu arada, o lahitin. Bana göre değil. Evet. O tapınaktan şeye kadar, Tarsus'un kazıldığı o evin olduğu yere kadar ben bir tünel olduğunu iddia ediyorum. Bakın göreceksiniz, orada bir çalışma daha yapılacak. Bu çalışma yapıldığında o tünelin peşine düşüp başka bir şey bulacaklar. Kütüphaneyi bulacaklar. O taş tapınağın altında kütüphaneyi bulacaklar. Asıl aradıkları bu. Ermeni kadın geldiğinde onlara bir harita vermişti. İddiası şuydu. Az önce gösterdiğim evde, dedi ki biz bu evde oturuyorduk. Benim dedelerim bu evde oturuyordu. Bu evin altında bir mezar var. Mezarın yanında define var. Define sizin olsun. Benim istediğim kitap ve kemer. Altın kitap kemer. Kitap ve kemer. Evet. Ya anlamları kitap ne? Kitap ve kemer. Kemerin anlamını bilmiyoruz ama kitapların... Çok değerli kitaplar. Kitapların Hazreti İsa döneminden kalma kitaplar olduğu rivayet ediliyor. İncil, o zaman Aziz Pavlus hatıratlarının da olma ihtimali çok çok yüksek. Büyük ihtimalle olabilir. Evet. Başka bir iddia daha var. O kitapların aslında simya kitabı olduğu da söyleniyor. Bilemiyoruz. Bunların hepsi iddia. Ben böyle söylemiyorum. Bizim sadece edindiğimiz bilgiler. Evet, ama ancak, bir kütüphane kesin var. Ancak bir detay söyleyeyim size. Bu arada teşkilat dizisinde de bir kitap var şu anda. 2-3 haftadır o kitap konuşuluyor. Yani ben işte büyü ve işte ölümsüzlük falan, tırnak içerisinde. Simya kitabından bahsediyor. Gibi, evet. Böyle bir kitabın olduğu. Bir milletvekili oraya gitmişti. Aytu Atıcı. Sayın Atıcı gittiğinde, ilk gittiğinde içeriye girebilmişti. Ve oradaki görevli arkadaşlardan, yani devletimizin görevlendirdiği arkadaşlardan bir tanesi Atıcı ile konuştu. Atıcı'nın bizzat kendi ifadesi, polis kayıtlarına geçti mi geçmedi bilmiyorum ama galiba var. Evet. Orada da şu ifade var. Oradaki amir diyor ki, efendim bizi zorlamayın, zorlamayın. Biz milli bir mesele için buradayız. Milli mesele? Ne? Pardon? Biz milli bir mesele için buradayız. Ve sonra devam ediyor. Ya ne milli meselesi kardeşim? Hani kazının millisi mi olur? Efendim diyor, üzerimize gelmeyin. Özel biz size başlıyor. Daha fazla bilgi veremeyiz. Biz size daha fazla bilgi veremeyiz. Biz milli bir mesele için, Türkiye'nin çıkarları için buradayız. Nasıl yani? Sadece bir define kazısı olsa bunlar konuşulur mu? Sadece bir define kazısı olsa bunlar olur mu? Üçüncü bir şey söyleyeyim abi, ondan sonra susacağım. Estağfurullah. Şimdi iddia şu, orada küçük bir alan var. Aslında kelebekte de verme şansımız var mı o görüntüleri? Benim orada olduğum görüntüler var ya. Şimdi tamam. Orada küçük bir alan var. Sokağın ön tarafı. Sokağın ön tarafındaki kişiler. Bu arada 3-4 onu da alabiliriz yine Tarsus. Bu Tarsus İsrail var, onu istiyor musun? Oraya da geleceğim. Tamam. Oraya geleceğim. Sokağın önünde. Evet. Sokağın önü çok dar. Bölgede yaşayan insanlar artık bıkmışlar. Kimsenin gitmesini istemiyor. Onu baştan söyleyeyim. Ya gitmeyin mi diyorsun buradan kimseye? Gitmeyin çünkü inanın gelen çok olmuş, sıkıntı çıkartıyorlar. Gelen çok olmuş. Bize de sıkıntı yani. Çıkardılar. Ne yapıyorlar yani, mesela? Sıkıntı çıkartıyorlar. Söylemeyeyim. Üzerine gitseydik emin olun karakolluk olurduk. Evet. Düşün ki ne kadar çok gelip rahatsız eden ki, olmuş. Tabii ki çok çok yani. Çok. Sokağın önü çok dar. Ön tarafta oturan insanlar diyor ki ya buradan bir şey çıkmadı kardeşim, nasıl bir şey çıktı diyorlar. Ama arka tarafında bakın, ben şu an giriyorum içeriye. Şu an girdim. Evet, girdiğim delik burası. Tek başına gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Yani başına. Ne kadar gidebilir? Çok gitmiyor, kapalı. Yani merak edip de bu deliğe ya gidelim biz de girelim diye düşünmesine kapalı gitmiyor. Sadece içeride demir direkler halen var. Çok da acayip bir delikten girmişim ya. Şimdi o öndeki kapıyı görenler... Caner girmedi, seni soktu. Evet. Caner biraz kalıp olarak benden şey olduğu için. Öndeki kapıyı görenler diyor ki buradan bir şey çıkarılma şansı yok. Ama kardeşim arkada iki tane devasa kapı var. Ve oraya yanaşan kamyonlar görsel var. Görsel aldın mı oradan, çekimde var mı o kapılar? Kapı da bir var. Hı hı. O büyük çekimde var Caner'in kanalındaki. Ve enteresanı orada iki tane farklı birbirinden habersiz görgü şahidiyle konuştuk. Bir tanesi diyor ki abi bana annem haber verdi, beraber izledik. Kamyonun arkasına simsiyah ya da işte böyle koyu kadife, işte bizim koltuğumuzun renginde olduğu gibi koyu kadife bir örtü örtülmüştü. Ve onun altından arkada kalan kısmı parlıyordu. Ne parlar abi sence? Altın. Yok. Işıkta ne parlar gece karanlığında? Cam parlar. Cam, aynen öyle. Işık vurur, yansıma yapar. Peki koca kamyonun ya da konteynerin işte her neyse arkasında cam bir kafesin içine ne taşıyabilir bunlar? Cam bir kafes. Evet. Lahit gibi bir şey mi diyorsun? Yok, lahit önceden götürürler. Başka ne taşıyabilirler? Şunu taşıyabilirler. İnsanlara zarar vermesin diye bir şeyi orada muhafaza ediyorlardır. Hatırlayın kutsal metinler ne diyordu? Kutsal ahit sandığını
herkes taşıyamaz, dokunamaz. Çünkü o elektrik... Radyasyon vesaire diğer şeyler. Oradan şimdi şeye bağladın sen o zaman. Bir kutsal ay sandığına bulundu bağladım. Ve taşındı mı diyorsun? Bu çalışma yapıldıktan sonra, yani Tarsus çalışması yapıldıktan sonra bizden bazı yetkililer Vatikan'a gitti. O zaman Vatikan, da ben iddia etmiştim abi. Ya bizden Vatikan'a bizi ziyaret olacak evet, üstüze ya da Vatikan'dan bizi üstüze ziyaret olacak. Bizimkiler oraya gitti. Sonra 59 yıl sonra ilk sonra defa. Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Evet. Ve sonra İsrailli yetkili, en üst yetkili hem de Türkiye'ye geldi. Onun da fotoğrafı vardı. Barış dolu uçakla geldi. Gösterebiliriz onu da bu arada arkadaşlar. Tarsus'la alakalı başka bakalım neler var onları da gösterebiliriz. Kürşat abi 59 yıl sonra ilk defa bir Cumhurbaşkanı Vatikan'a gitmişti. Yani Celal Bayar'dan sonra ilk defa bir Cumhurbaşkanı uzun süre sonra tabii Vatikan'a ziyarete gitti. O çok önemli. Tarsus, o zaman söylemiştik İsrail. Hatırlarsan sen ne yaptın programlarda İsrail, da uçak. O zamanki programlarda hatırlar mısın? Ya bizden bir üst düzey ziyaret olacak ya da onlardan bize bir üst düzey ziyaret olacak. Ne ki oldu. Yani bu çok net oldu. Şimdi Tarsus İsrail'i verebiliriz. Ondan sonra da evet. Tarsus bir videosu var galiba. Tarsus bir videosunu verebiliriz arkadaşlar. Hangisi varsa onu hazırda verin. Hı-hı. Yani ben şunu diyorum abi. Ön taraftan bir şey çıkaramadılar ise arka taraftan kamyonlarla çıkarlar. Çünkü buranın hemen arkasında bir benzinlik var. Benzin istasyonu var. Benzin istasyonunun hemen yan tarafı da büyük bir alan. Kamyonların çok rahat bir şekilde manevra yapabileceği bir alan. Mesela burada gördüğümüz üzere İsrailli en üst düzey yetkili hemen bu olaydan sonra Türkiye'ye geldi. Ve sonra çok acayip bir şey daha oldu. Ne oldu? Ayasofya'nın açılması söz konusu oldu. Barış, peace falan. Evet. Sonra ne oldu? Ayasofya'nın üstünde de ayıt sandığını gösterdiler. Bravo. Ayasofya'nın üstünde de hologramla ayıt sandığını gösterdiler. Bir başka bir detay daha vardı. Tarsus bir videosu vardı. Onu da kelebekten bir görelim. Orada ilginç bir detay var. Bu muydu Tarsus bir videosu? O zaman bu değildir arkadaşlar. Hani bir çizgi film gibi olan vardı ya. Üç. Ne? Üç müydü? Yok üç değil. Bir herhalde ya. Ben öyle hatırlıyorum. Bir çizgi film gibi olan bir videomuz vardı. Onda işte sevgili arkadaşlar Tarsus'la alakalı yerin altından bir tabutu sekine kutsal ahit sandığı çıkıyordu. Şimdi ben şöyle devam edeyim o gelene kadar. Bir çizgi filmde de bunu gösterdiler. Yerin altından bir ahit sandığı çıkıyor ve Ayasofya'nın içinde sergiliyorlar. Bütün bu puzzle bunlar aslında bir puzzle'ın parçaları. Tarsus'ta bir kazı oluyor. Abi o çizgi film Petkovat mı? Petkovat evet. Heh, tamam. Tarsus'ta ben ismini bilerek söylemiyorum. He, bilmedim. İğrendiğim için. Tarsus'ta bir kazı oluyor. Kazıdan sonra görgü şahitleri bir şeyler gördüğünü ifade ediyor. Sonra çıkıyor böyle ciddi bir kazıdan sonra bravo bu. Evet, burası. Şimdi bak devam ediyoruz. Bak devam ediyoruz. Bu mesih biliyorsunuz. Evet, evet. Bak kutsal ayı sandığı çıkıyor. Şimdi dur diyeceğim arkadaşlar unutmayın. Eliniz tuşta olsun. Şimdi çok ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Devam ediyoruz. Şimdi kutsal ayı sandığı havalanacak. Dur. Ayasofya. Ayasofya'nın içine bak yukarıda evet. Hazreti Muhammed lafzını gördük. Burası Ayasofya'nın içi. Yani Tarsus olayından önce bile bize mesajı verdiler bile. Çizgi film. Ya da yani. Bizde olduğunu. İşte, bravo harika yakaladınız. Bizde olduğunu biliyorlardı bile. Ayasofya'daki şeyler evet. Dolayısıyla bütün bu puzzle'ları birleştirdiğimizde biz de şöyle düşünüyoruz. Var demiyoruz, çıktı kesin demiyoruz. Bilemiyoruz. Bütün bu puzzle'ları alt alta koyup yerleştirdiğimizde diyoruz ki buradan çıkmış olabilecek şey kutsal ahit sandığı olabilir.